Sevgili Çok Yaşa izleyicileri eğer halen bir bebeğiniz olmadıysa ve aile olmak için biz bunu çok istiyoruz diyorsanız şimdi ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Çünkü kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Profesör Doktor Hakan Yaralı bizlerle birlikte davetimizi kırmadı. Ankara'dan geldi hepimizi bilgilendiriyor olacak. Siz de sorularınız için 0212 442 8080'i arayabilirsiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Hoş bulduk. E, önce şunu bir netleştirelim. Bir çift evlendi, e, bebek sahibi olamadı. Hangi aşamada doğal yollarla bebek sahibi olamıyoruz? Biz artık bir merkeze başvurmalıyız diyorlar. Bayan Yaşı 35'in altında olduğu zaman bir yıl düzenli ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamadıkları zaman bir üreme uzmanına başvurularını tavsiye ediyoruz. Bayan Yaşı tabii her türlü gebe kalamama durumunda ve her türlü tedavide çok önemli bir belirteç olduğu için Bayan yaşı 35, özellikle 36-38'den sonra bu süreyi kısaltıyoruz. 3-6 aylık gibi zaman aralığında gebelik olmadığı takdirde hızlıca etkin, ucuz bir değerlendirme sürecinden geçiriyoruz çiftleri. Hı hı. Tabii önce sperm değerlendirmesi, ardından yumurtalıkların durumunun değerlendirilmesi, yumurtlama ve yumurtalık rezervi. Rezerv çok önem arz ediyor ve lüzum halinde rahim ve tüplerin iç ve dış yapısını değerlendirdikten sonra... Tabii kalmakta sıkıntı çeken herkese biz tüp bebek önermiyoruz. Hı hı. Yumurtlama problemi varsa onu düzeltiyoruz. Sperm problemlerinde e, çoğu zaman elimizdeki seçenekler çok başarılı olmuyor. Ama bu hastalarda belli bir oranda yine gebek alma şansı söz konusu olabiliyor. E, bazı çiftlerde kadın ya da erkeğe ait görünür bir problem olmayabiliyor. Biz bunu romadan nedeni belli olmayan, hı hı. izah edilemeyen gebek kalabama durumu diyoruz. Bu hastalarda da. Belli oranlarda kendinden gebelik olabiliyor. Ya da başlangıçta daha basit, kolay, ucuz ama başarı şansı düşük aşılama gibi tedavi seçeneklerinin bir iki ay denedikten sonra netice alamadığımız zaman da tüp bebek metotlarına başvuruyoruz. Tabi bayan yaşı, bayan yaşı, bayan yaşı çok önem arz ediyor. Bayan yaşı gerçekten önemli ve üreme açısından bu sınırı da 36-38 olarak kabul ediyoruz. Çok geç kalmamak gerekiyor. Hocam bir 35-36 yaş civarından bahsettiniz. Doğru, doğurganlık açısından kadın yaşının önemi nedir? Bununla ilgili bizi bilgilendirebilir misiniz? Tabii e, yine biraz önce söylediğim gibi erkeklerden farklı olarak kadınlarda anne karnında belli bir yumurtalık rezervi oluşuyor ve daha sonra zaman içerisinde bu havuzda yeni yumurta katılmıyor ve sürekli bir tüketim oluyor. Dolayısıyla geriye kalan sayı ve de kayıtı azalabiliyor. Bununla ilgili elimizde bazı yumurtalık rezervi testleri var e ee, AMH dediğimiz bir kandan adetin herhangi bir zaman yapılabilen bir test. Yapılma şekli, laboratuvardaki yapılma şekli çok önem arz ediyor doğru neticeler ulaşmak açısından. Ama bu testi de bir üreme testi olarak kabul etmemek lazım. Çünkü e, bu AMH testinin düşük olduğu olgularda da ilk 6 ay içerisinde normal yüksek olan olgular kadar kendiliğinden gebe kalma şansı olabiliyor. Ama bu testteki bozukluklar durumunda düşük değerlerde AMA değerlerinde 6 ay içerisinde doğal yolda gebelik olmadığı takdirde çok da gecikmeden tüp bebek metotlarına başvuruyoruz. Evli olmayan bayanlarda da tabi yine yumurta dondurması gündeme gelebiliyor. Dolayısıyla biz tüp bebek uygulamalarını da 44-45 yaşına kadar yapabiliyoruz. Ama bayanlarda şöyle bir yanlış algılama olabiliyor. Ben işte kendime iyi bakıyorum, spor yapıyorum, organik besleniyorum ama öyle olmuyor. Bayan yaşı önemini çok e, koruyor üreme açısından. Ve 36-38 yaşlarından sonra bizim için üreme açısından ayların önemi olabilmekte. Evet. Dolayısıyla bu konuda farkındalık bütün dünyada bir problem. E, tüp bebek açısından da önemli. Dolayısıyla gebe alma zamanını çok da itelememek gerekmekte. Yumurtaların hem sayısı azalıyor hem de nitelikleri bozuluyor değil mi bildiğim kadarıyla hocam? Dolayısıyla yumurta dondurmanın da aslında burada bir önemi var. Daha genç ve nitelikli bir yumurtayla ileride bebek sahibi olmak mümkün ileride. Kesinlikle var. evet. Şimdi hep kadınları konuşuyoruz ama erkeklerde de problemler olabiliyor. Erkeklerdeki kısırlıkla ilgili neler söylersiniz? Azospermi çok duyarız. Nedir? Evet. Tedavisi Tabii var mı? Tabii gebe kalmakta sıkıntı çeken yüz çiftin kırkında erkeğe ait problemler sorumlu olmakta. Bunları da hafif ve ağır olarak bazı sperm parametrelerine göre sınıflandırabiliyoruz. Ee, esasında erkeklerdeki yaşam tarzındaki bir takım değişiklikler de yıllar içerisinde bütün dünyada erkeğe bağlı kısırlığın artmasına da e, rol oynamakta. Çevresel toksinlere maruz kalmak. Elimizde tabii e, ağır erkeğe bağlı e, problemlerde şükürler olsun ki mikroinjeksiyon diye bir seçenek var. Ve mikro enjeksiyon yaptıktan sonra sperm sayı hareketlilik ve şekil problemleri önemli ölçüde önemini kaybedebiliyor. Çiftlerin bir kısmında da erkeklerin bir kısmında da menide sperm olmayabiliyor ki biz bu durumu azospermi diyoruz. Azospermi durumlarında çok nadir bir alt kısmında bazıları da önden bir ilaç tedavisi erkeğe yararlı olabilmekte. Ama çoğu zaman bu olgularda e, cerrahi olarak biz testislerden ya bir şırıngayla, ya da testislerden açık biyopsiyle sperm elde edebiliyoruz. Burada da yine tabi deneyim ön plana çıkıyor. Bu işlemi yapan üroloğun deneyimi ve laboratuvar deneyimi çok önemli belirteçler alıyor ki doğru spermi elde edebilmek ve daha sonra başarılı olabilmek için. Belki e, e, laf aşılmışken şunu da ifade etmek isterim ki laboratuvar bir tüp bebek merkezinin can hı, hı. Çok yoğun laboratuvar ilgisi olan bir klinisyen olarak ifade etmek isterim ki başarı ya da başarısızlık %80'ini bunun laboratuvar belirler. 80 hatta 90'ını laboratuvar belirler. Laboratuvar, laboratuvar ve laboratuvar ve bu kapsamda da bu da bir gerçektir. Bütün dünyada, batıda, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve doğuda ve ülkemizde de farklı tüp bebek merkezlerinin farklı başarı oranları vardır ve bu başarı oranlarında en önemli belirteçlerden bir tanesi de laboratuvar kalitesi kontroludur. Laboratuvarda o kadar çok parametre var ki e, kullanılan sarf malzemeleri, işte kullanılan kaplar, kullanılan protokollar bunlarla ilgili çok e, katı oturmuş. Bunun standartları da var tabii. Bunların ölçüm yapıldığı takdirde ve her tüp bebek merkezinde ufak tefek oynamalar olabilir. Önemli olan büyük oynamaların olmasını engellemektir. Bu kapsamda çok katı bir kalite kontrolü hem çiplere verilen hizmetin kalitesi, etkinliği ve emniyetliliği için vazgeçilmezdir. Bununla ilgili standartlar var. Örneğin 15189 diye bir standart var tüp bebek uygulamasında. Şu anda biz de bu standartı almak üzereyiz. Dolayısıyla laboratuvar, laboratuvar ve laboratuvar söylüyorum. Çok önemli. Hocam şimdi tüp bebek tedavisi başarısızlıklarından bahsederken işte laboratuvar önemini vurguladınız muhakkak. E, laboratuvar haricinde e, tekrarlayan tedavilerdeki başarısızlıkların se sebebi nedir? Tabii bu kapsamda e, yine etkin bir araştırma yapmak lazım. E, bayan tarafında e, rahimin içinin, rahimin iç tabakası çok önemli o yataklanmanın olduğu yer. Oranın değerlendirilmesi. Lüzum halinde rahim içerisine biz kamerayla bakabiliyoruz. Her olguda bakmaya gerek yok onun yanı sıra içi sıvı dolu tüpler olabiliyor. Rahim içerisinde sıvı akmasına neden olabiliyorlar. Onlar başarı şansı olumsuz yönde etkileyebiliyorlar. Ve yine anne ve babada bazı kromozomal problemlerde olumsuzlukla neticelenebiliyor. Ama unutulmasın insan tabi yani gebe kalma verimliliği düşük bir türdür. Aynı birliktelikten çocuğu olan gebe kalmakta hiçbir sıkıntı çekmeyen bir çiftin dahi bir ay için gebe kalma şansı %20'dir. Ben hastalarıma ifade ediyorum. Bazı türlerde maymun, şempanze, sıçan bir döngüde bu verimlilik %80-85'ler civarında olabilmektedir. Dolayısıyla tabii genellikle biz üremeciler 6 aylık bir, 6 dönemlik bir tedavi öngörsek dahi bayan tarafında yer menopoz durumu ya da çok ciddi bir yumurtalık rezervi azalması söz konusu değilse ve de sperm söz konusuysa yine çiftlerin pes etmemelerini e, tavsiye edebiliyoruz. Her ne kadar her bir uygulama başına 2 ve üçüncü uygulamadan sonra uygulama başına gebek kalma oranı azalsa dahi çiftlerin bir şekilde de gebeliği yakalama oranları artabilmekte. Şu da tabi yatsınamaz bir gerçek. Tüp bebek tedavisi çiftler için fiziki, ruhi ve de maddi olarak çok külfetli bir tedavi seçeneği. Ama diğer taraftan da yine pes etmemelerini tavsiye ediyoruz. Yine bu kapsamda merkez seçimi önem arz ediyor. Merkez seçiminde de ee, o konuda e, kaç yıldır o tüp bebekte uğraşan klinik ve laboratuvar arasındaki ekibe bakmakta yarar var. Tabii hastaların bu oranlara ulaşmasıyla da ilgili güçlükler var. Çünkü ülkemize Sağlık Bakanlığı istatistiklerine ulaşmak e, mümkün değil. Ama e, yoğunluğu önemli bir parametredir. O merkezde tedavi olan hastaların başarı ya da başarısızlığını, tabii bunlar zor değerlendirmesi ama yine, Hastaların da çiftlerin de bu kapsamda titiz bir e, e, sorgulama içerisinde olmalarını ben tavsiye ediyorum. Bunun sınırı ne hocam? <laughs> ne zaman yeter demeliler? Nereye kadar? Kaç deneme yapmalılar? Mesela aslında bununla ilgili üst sınırı yok. Mesela e, geçenlerde bir hastamız vardı, 13 uygulama sonrasında, e, dış uygulama sonrasında 14. uygulamada merkezimizde gebe kalabildiği. Ama tabii bunlar zor hastalar olsa dahi hı hı. sorunuzda cevap olarak zor hastalar olsa dahi bu hastalarda sperm olduğu sürece ve bayan yaşı da tabii 44-45'in öncesinde olduğu takdirde gerçekçi, realistik gebe kalma oranlarını bilerek ve hastayla paylaşarak hı hı. E, yine pes etmemelerini tavsiye edebiliyoruz. Özellikle genç hastalarda Yumurtalık rezervi az olmuş olsa dahi yumurta sayısı az olsa dahi bu hastalarda çünkü yumurta kalitesi korunuyor yaşla ilişkili bu olgularda özellikle pes etmemelerini tavsiye ediyoruz. Kaldı ki biz 40-45 yaş aralığında bile rezerv düşük olan hastalarda yine söylüyorum hastayı da çok gerçekçi olarak gebe alma şansının ne olduğunu önceden dürüstçe bilgilendirerek pes etmemelerini öneriyoruz. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi bu konu çok suistimal açık bir konu ve istersemez bazen yanlış bilgilendirmeler veya e, art niyetli insanlar tarafından işte mış gibi tedaviler veya bilimsel etkinliği olmayan tedaviler lanse edilebiliyor. Bunlarla ilgili nasıl uyarırsınız halkımızı? Tabii biz hekimlere düşen bir sorumlulukta hastalarımıza kanıta dayalı etkinliği gösterilmiş ve emniyetli tedavi seçeneklerini kullanma durumundayız. Ama maalesef ülkemizde zaman zaman e, bu kapsamda olmayan tedavi seçenekleri de sanki mucizevi tedavi seçenekleri gibi maalesef sunulabilmekte. Örnek vermek gerekirse PRP denilen bir metot var. Bu tabii her derde deva tırnak içerisinde ve yumurtalık içerisinde de enjeksiyon yapıldığı takdirde yumurtalıkları, yumurta sayısını ve kalitesini iyileştiriyor, gençleştiriyor gibi. Tabii böyle bir metodun arkasında ne bir bilimsel teori var ne bilimsel data var ama e, ismini şimdi e, zikretmeyeceğim. Tek bir unsur var tabii. Bu tür uygulamalar arkasında. Bunun yanı sıra e, efendim işte rahim içerisine bir gebelik aşısı yapılmış olması. Efendim yuvarlak hücreyle bakın yakın zamanda yine böyle bir şey e, çok maalesef yuvarlak hücreyle sperm enjeksiyonuyla çok mucizevi başarı şansının sunulduğuna dair bazı uygulamaları da tabii e, dikkatle takip ediyoruz. Esasında bizim bir de üreme derneğimiz var. Üreme derneğimizin bir konsansus bildirgesi oldu. Hastalar yanıltılmaktadır diye. Yine tabii burada hastalara da çiftlere de bir sorumluluk düşüyor ki böyle tedavi seçeneklerini değerlendirirken ve merkez başvurusu yaparken de bu kapsamda çok seçici olmalarını ben tavsiye ediyorum. Bu mesajınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz ben hocam teşekkür. çok sağ olun. Evet kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı Profesör Doktor Hakan Yaralı bizlerle birlikteydi. Şimdi estetik ve plastik cerrahi uzmanı öğretim üyesi Doktor Mustafa Nihat Koç geliyor.